Dizilerimize kavuşmamızı gün saydığımız bugünlerde haftanın dizisi hangisi olsun diye sorduk ve arkadaşlarımın çoğu Violetta dedi. Aylardır her postun altında okuyup gördüğüm ve sizin de izlemek için can attığım bu diziyi konuşacak olmak beni inanılmaz mutlu etti. O zaman herkes hazırsa en iyi sohbet arkadaşlarım ve muhteşem sorularıyla Violetta özel sohbetimiz başlasın. İlk sorumuz benim de cevabını vermekten inanılmaz mutlu olduğum bir soru. Arkadaşımız demiş ki Violetta'yı ne zaman izleyebiliriz? Violetta'yı ve diğer gençlik dizilerinin hepsini 14 Haziran'da Disney Plus'ta izleyebileceğiz. O zaman diğer sorumuza geçiyorum. Bu soru birkaç kez gelmiş, o yüzden soruları hızlıca okuyacağım sizin için. Violetta, sorum şu. 3. sezonu dublajlı olarak Disney Plus'ta olacak mı? Violetta, kalpli gözler, soru. 2013-2015 arası yayınlanan 1 ve 2 sezonu vardı. 3. sezon fragmanı yayınlanıp kaldırılmıştı. Gelecek olan Disney Plus'ta 3. sezonda olacak mı? Tüm arkadaşlarımın hafızası gerçekten şahane. Siz de benim gibi böyle sevdiğiniz dizilerle alakalı her şeyi hatırlıyorsunuz. Ve o zaman bu bölümün de şahane sorusunun şahane cevabı geliyor. Elbette 3. sezonu Disney Plus'ta izleyebileceğiz. Diğer sorumuz geliyor. Violetta ve soru. Diego'nun babası kimdir? Kalp demiş. Diego'nun babası Gregorio'dur arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz bence zaten bunu. Arkadaşlarımdan biri soru sormamış ama öyle güzel, öyle istekli bir mesaj yazmış ki enerjisi ta oradan bana kadar geldi. Okuyorum sizin için. Violetta'nın yayınlanmamış sezonlarını izlemek istiyorum deyip kalpli göz koymuş. Canım arkadaşım, bu isteğine kavuşmana çok ama çok az kaldı. Ama madem hepimiz bu kadar çok özledik ve bu kadar sabırsızız, hadi birlikte bir challenge yapalım. Bana bir saniye verin ve buraya Violetta'nın stilini kendime uyarlayıp tekrar geleyim. Ben de sabahtan beri elindeki çantalarda ne var diye merak ediyordum Umut'cum. Bakıyorum bugün hazırlıklı gelmişsin. Tabii ki de dış sesçim. Ama bakalım sen ve canım arkadaşlarım Violetta tarzını beğenecek misiniz? Ben senin her halini beğenirim Umut'cum. Ya dış ses ya. Neyse hadi beni lafa tutma. Ben o zaman hemen Violetta tarzıma bürünüyorum. Vay, bu kadarını beklemiyordum Umut'cum. Ne kadar güzel olmuşsun. Ya teşekkür ederim. Umarım arkadaşlarım da senin kadar beğenir dış sesçim. Yorumlarınızı Instagram hesabımızdaki postun altına bekliyorum arkadaşlarım. Evet, geldik yepyeni sorumuza. Arkadaşım demiş ki, Violetta'nın sevgili olmadığı erkek hangisidir? Bu soruya Violetta olarak cevap vermek birazcık zor olacak ama bir bakalım. Thomas, Leon, Matteo, Federico ya. Kimlerle sevgili olmadı diye sormuş arkadaşım Umut'cum. Sen karıştırdın galiba. O zaman dış sesi daha fazla sinirlendirmeden cevabı veriyorum arkadaşlarım. Andres'le sevgili olmadılar. Ve evet, geldik bu bölümün bir diğer müjdeli haberine daha. Ne güzel bölüm oldu bu ya, değil mi? Peki Violetta en vivo special desem. Evet arkadaşlarım, doğru duydunuz. Violetta konseri de Disney Plus'ta bizimle olacak. Aynı ben gibi filmlere bayıldığını bildiğim bir arkadaşım demiş ki orijinal filmleri de unutmayalım. Asla unutmayız, unutturmayız. Disney Plus'ta da en çok sevdiğimiz filmleri ve çok sürprizli içerikleri göreceğiz. Benden söylemesi. Son olarak bir arkadaşımız demiş ki dizilerin sadece Türkçe altyazılı halleri mi olacak yoksa dublaj mı olacak? Bu da benim aslında bazı içeriklerde çok ama çok istediğim özelliklerden birisiydi ve cevap veriyorum. Evet arkadaşlarım, dizilerimizi istediğimiz şekilde izleyebileceğiz ki bence zaten bu yeni platformumuzun en güzel özelliklerinden birisi. Bugün gerçekten şahanenin de şahanesi bir gündü arkadaşlarım. Hem Violetta'yı yeniden hatırlamak, hem sizin sorularınıza cevap vermek, hem de o çok özlediğimiz bütün içeriklere çok ama çok yakında kavuşacağımızın heyecanı derken ben gerçekten inanılmaz keyif aldım. Umarım siz de en az benim kadar eğlenmişsinizdir. Gelecek hafta hangi diziyi konuşmak isterseniz Instagram hesabımızdaki postun altına yazıp sorularınızı bana göndermeyi sakın unutmayın. Bu arada sorularımızda asla sınır yok. Bana o diziyle ilgili her soruyu ve hatta o diziyle alakalı yapmamı istediğiniz bir challenge varsa hepsini yazabilirsiniz. Haftaya yepyeni bir dizi, yepyeni müjdeler ve yepyeni challenge'larla yine buradayız. O zamana kadar hoşça kalın.